Merhaba sevgili dostlar. Ali Çamdalı Pamuk Dede kanalına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi size bugün yine bir hikaye anlatacağım. Yine bir öykü anlatacağım ama bu öykümüz eskilerden olacak. Çok çok eskilerden olacak. Ta Hindistan civarından olacak. Bu öykümüz satrancın doğuşu öyküsü olacak. Tabii satrancın doğuşuyla ilgili herkes çok farklı öyküler anlatabilir. Herkesin öyküsü farklı olabilir. Ben küçüklüğümde dinlediğim ve oldukça da hoşuma giden öyküyü size anlatacağım. Çünkü öykünün içinde her zaman olduğu gibi yine bir ders var. Yine alınacak bir ders var. Yine bir kıssadan hisse var. Efendim, zamanında Hindistan'da racalar kentleri yönetirmiş. Bu kentlerin toplamını yöneten racaya da mihrace denirmiş. Hint mihracesinin çok yaramaz, her şeye karışan ama o kadar akıllı olan bir oğlu varmış ki mihracenin de göz bebeğiymiş. Toplantılara katılır, işte daha 3-4 civarında yaşları. Babasının toplantılarında hep katılmak istermiş. Hep yaramazlık yaparmış. Muhakkak bir şeyle uğraşmak istermiş. Babası bir harita üzerinde bir şeyler mi uğraşıyor? O da haritaya bakmak istermiş. Yani velhasıl babasını rahat bırakmazmış. Mihrace de şöyle düşünmüş. Demiş ki, ben oğluma öyle bir oyuncak bulmalıyım ki, oğlum her zaman babasını aramasın, o oyuncakla meşgul olsun bazı zamanlarda. Bunun için ülkeye tellallar çıkarmış. Demiş ki mihrace genç prensi oyalayacak bir oyuncak arıyor. Yalnız mihracenin şartı şu. Eğer prens 3 ay içinde oyuncaktan sıkılırsa oyuncağı yapanın kafası gidecek. Neyse efendim, ülkenin çeşitli yerlerinden çeşit çeşit oyuncak yapımcıları gelmiş. Oyuncak yapımcısı olmayıp da eli o işe yatkın olanlar da mihracenin vereceği büyük ödülü almak üzere gelmiş. Genç prens her oyuncağa şöyle bir bakmış. Bazısıyla işte azıcık oynamış, bazısıyla çok oynamış, bazısıyla bir hafta oynamış, bazısıyla 10 gün oynamış ama hepsinden sıkılıp kırmış. Bir müddet sonra artık Hindistan'da ülkeye hiç oyuncak yapıyorum diyerek saraya gelen kimse olmamış. Mihrace de artık umudunu kesmiş. Derken bir müddet zaman geçmiş arada. Sarayın kapısında 70 yaşlarında bir ihtiyar, elinde bir tahta, diğer elinde bir torba, torbayı tuttuğu eliyle de bastonu var, elinde de baston var. Gelmiş. Demiş ki, evlat ben saraya girmek istiyorum. Nöbetçi demiş, ya dede git Allah aşkına, niye gireceksin saraya? Derdin ne senin? Varsa bir maruzatın, bak orada vezirler var, o tarafa git, onlara derdini anlat. Onlar senin derdine çare bulur. Yok yok, ben demiş genç prense bir oyuncak getirdim. Yeni bir oyun icat ettim, onu getirdim. Ya dede demiş, bak. Yaşın kaç, başın kaç. Git Allah aşkına, başından olma demiş nöbetçi. Dede diretmiş. Baş benim değil mi? Sana ne? Çekil kenara. Mihrace'ye haber ver, ona bir oyuncak getirdim. Neyse nöbetçi ihtiyarın üstelemesinden Mihrace'ye haber vermiş. Mihrace de gelmiş. Yani çağırmış yanına adamı. Gel bakalım, gel demiş. Şu oyun nasıl bir şey? Önce bana öğret bakalım. Ben önce sıkılır mıyım, sıkılmaz mıyım? Bir onu öğrenelim, ondan sonra oğlumu öğretirsin. Dede açmış bir tane tahtayı. Mihracem, bu çaturanga demiş. Tahtada kareler var. Mihrace şaşırmış. İyi de demiş. Ben bakar bakmaz sıkıldım. Nasıl bir oyun bu? Mihracem bir dakika demiş. Bekleyin. Elindeki torbayı açmış. Torbanın içinden kale çıkarmış. Mihracem bakın. Bu sizin hareketli kaleleriniz demiş, yerleştirmiş kaleleri. Torbadan atları çıkarmış.
Bunlar sizin atlı birlikleriniz, koymuş yerine. Torbadan filleri çıkarmış. Bunlar sizin fil birlikleriniz, koymuş yerine. Torbadan veziri çıkarmış. Bu demiş sizin baş veziriniz. Bu da sizsiniz. Şahı da çıkardıktan sonra tabii. Hemen önüne de 8 tane piyonu koymuş. Bunlar da sizin piyade askerleriniz. Bu sizin ülkeniz. İyi de demiş Mihrace. Ben kime karşı savaşacağım? O da hazır, o da hazır Mihracem demiş. Diğer taşları çıkarmış, onları da dizmiş yerine. Bu demiş sizin düşmanınız, bu sizin ülkeniz. Ülkenizi almak için, ülkenizi savunmak için bu oyunu icat ettim. Kuralları şunlar, şunlar, şunlar. Tüm kuralları açıklamış. Ha, o zaman bilmeniz gereken bir şey var. Satranç ilk çıktığında bütün taşlar, bir tarafın bütün taşları mağlup olmadan yani alınmadan oyun bitmiyormuş, ona göre açıklamış. Tabii Mihracı oyunu çok sevmiş. Demiş ki bunu vezirlere de öğret, prense de öğret. İhtiyar adam herkese olduğu gibi anlatmış, anlatmış, anlatmış. Yalnız bir ayrıntı var. Genç prens oyunu çok sevmiş. Sürekli oynamaya başlamış. Vezirlerle oynamış, işte saraydaki herkese kendi de öğretmeye başlamış. Aradan bir ay geçmiş, prens hala oynuyor. 2 ay geçmiş, bu arada adama da demişler ki, sen sarayda şu odada kalacaksın. Mihrac'a ne zaman gitmene izin verirse, o zaman gideceksin. Tabii izazda, ikramda, her türlü yediği önünde yemediği arkasında ihtiyarın. Çok fazla bir şey de yemiyormuş gerçi. Aradan 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş, 4 ay geçmiş. Genç prens hiç sıkılmamış. Mihrac'a demiş ki, anlaşıldı. Benim prensim, benim oğlum bu oyunu çok sevdi. Ve bu oyunu hep oynayacak. Bu oyun çok da güzel oyun. Ben de oynuyorum, vezirler de oynuyor. Bütün ülkeye öğretilmesini istiyorum diye tellallar çıkarılmış. Ama ihtiyarı da çağırtmış. İhtiyara demiş ki, bey baba, çok güzel bir oyun icat etmişsin. Dile benden ne dilersen. İhtiyar şöyle boynunu bükmüş. Sağlığınızdan başka bir şey dilemem Mihracem demiş. Babalık demiş, sana ülkemin yarısını vereyim. İhtiyar bakmış Mihrace'ye. Mihracem, benim yaşıma bakın, sizin yaşınıza bakın. Ben bu yaştan sonra yarı ülkeyi niye diyeyim? Tamamını verseniz bile istemem. Mihrace şaşırmış, adama ülkenin yarısını veriyor ve reddediyor. Peki demiş, sana demiş, Hindistan'ın en güzel cariyelerini vereyim. Mihracem demiş, bu yaştan sonra cariye benim neyime gerek? Mihrace demiş, peki sana altınlar vereyim, elmaslar vereyim, evler, saraylar vereyim. Mihracem demiş, sadece bir çorba içiyorum bu yaştan sonra, onu ancak zor yapabiliyorum. Ne gerek var, onları siz kendinize alın. Mihrace artık yavaş yavaş sinirlenmeye başlamış. Bir adam demiş, bir şey isteyeceksen iste artık, yoksa ben sinirden kafanı vuracağım. Tamam Mihracem, tamam demiş. Getirdiğim satranç tahtası var ya demiş. Evet demiş. Onu buğdayla doldurun. Mihrace gülmüş, ondan kolay ne var ki? Yo Mihracem demiş adam. Benim şartlarımda dolduracaksınız. 1. kareye 1 buğday tanesi. 2. kareye 2 katı. 3. kareye 2. karedekinin 2 katı ve sürekli 2 kat artarak gidecek. E bundan kolay ne var demiş. Getirinkilerden 2 çuval buğday doldurun ihtiyarın şeyini, tahtasını. Kilerden çuvalları getirmişler. Tek tek sayarak farazi yerleştirmeye başlamışlar. Çünkü direkt almaz. İşte şu 1. karenin buğdayı, şu 2. karenin buğdayı. Daha belli bir kareye gelmeden sarayın kilerindeki buğday bitmiş. İhtiyar demiş, hünkârım hiç boşa uğraşmayın, dolduramazsınız. Üstelik siz kareleri ayrı ayrı düşünüyorsunuz, bir de hepsini toplayın bakalım. Evet sevgili dostlar, o kare hala dolmaz. O kare ne zaman dolar biliyor musunuz? 2500 yılında ancak dolacak. İnsanoğlunun şu anki buğday üretme potansiyelinin 2 katını yaptığını düşünürsek. Yani bazen karşımıza
Farklı farklı şeyler yapan insanlar çıkabilir. Onların görüşlerini küçümsemeyelim. Onların yaptıklarını küçümsemeyelim. Ne var bunda demeyelim. Karşımıza o kadar çok farklı şey çıkar ki. Neyse, siz bundan alınması gereken dersi mutlaka alırsınız. Bugünkü satranç hikayemiz de böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sevgiyi yaşayın. Görüşmek üzere.